Ve karşınızda Buffalo Yılı Etkinliği. Hoş geldiniz millet. Biliyorsunuz ki oyuna Buffalo Yılı Etkinliği eklendi. Bu etkinlik ile beraber oyuna neler gelmiş sizlerle beraber bakacağız. Öncelikle oyuna etkinlik ile beraber yeni kostümler ve eşya görünümleri eklendi. Almak isteyen olursa diye şimdiden haber verelim. Şimdi gelelim asıl olayımıza. Her zaman olduğu gibi bu yılki hayvan etkinliği de bir tapınaktan geçiyor. Tapınak deyince kafanızda öyle büyük bir şey hayal etmeyin. Sadece etkinlik ile alakalı şeyleri gerçekleştirmemize yardımcı olacak küçük bir şey yapmamız gerekiyor. 8 adet altın ve 2 adet kalas ile Buffalo Shrine yapıyoruz. Bunu istediğimiz herhangi bir yere koyup 1 adet Buffalo yünü verdiğimiz zaman sol taraftaki menüde Offerings tab yeri aktif oluyor. Bu menüden Buffalo yılı etkinliği ile alakalı şeyleri yapabiliyor olacağız. Hadi artık bunlar hakkında konuşmaya başlayalım. Oyuna bir güzellik yarışması eklendi millet. Yarışmalarda ne olur? Bir jüri, hakem olur değil mi? Evet. Bu yüzden öncelikle bir hakem, jüri kabini yapmamız gerekiyor. 4 adet kalas, 2 adet Buffalo yünü ve 2 adet altın ile Judge's Booth yapabilirsiniz. İstediğimiz herhangi bir açık alana yerleştirebiliyoruz. Kabinin üzerine tıkladığımız zaman hakemi çağırabiliyoruz. Belki bu hakem sizlere tanıdık gelmiştir. Bir diğer adıyla The Cryo Collector. Oyun içi kıyafetlerimizi daha iyi kostüm parçaları için takas ettiğimiz abi bu. Görünüşe göre bu ilk etkinlik için üşenmemiş, kalkmış buralara kadar gelmiş. Evet, artık direkt olarak bu dünyanın içerisinde. O bizim yarışmamıza hakemlik yapmaya hazır ancak biz daha değiliz. Öncelikle birkaç şey daha yapmamız gerekiyor. 4 adet Buffalo standı hazırlamamız lazım. En azından minimum. 2 adet kalas ve 1 adet altın ile yapabiliyoruz. Yaptıktan sonra jüri kabininin yanına gittiğimiz zaman fark edeceksiniz ki belli bir alan var. Bu 4 adet Buffalo standını bu alanın içerisine yerleştirdiğinizden emin olun. Yoksa mini etkinliğimize katılamayabilirsiniz. Bunu da hallettik ama daha işimiz bitmedi. Çünkü Buffalo'muz olmadan Buffalo güzellik yarışmasına katılamayız. Bu yüzden 3 adet altın ve 1 adet flint ile Buffalo Bell yapıyoruz. Daha sonra bir tane Buffalo buluyoruz ve yaptığımız Buffalo Bell'i alıp faremiz ile Buffalo'nun üzerine tıklıyoruz ve onu kendi bize bağlıyoruz. Sanırım bu bağlama olayı sonsuza kadar sürüyor. Tabii ki siz bu bağı koparmadınız ya da Buffalo'nuz ölmediği sürece. Ayrıca bu Buffalo Bell, Buffalo'ya istediğimiz ismi koymamızı da sağlıyor. Bu şekilde onları evcilleştirmemiş olsak bile aynı evcilleştirmişiz gibi bizleri takip ediyorlar. Küçük bir not, bu eşya oyuncu başına sadece bir tane Buffalo evcilleştirmeye yarıyor. O yüzden fazlaca bu eşyadan yapmaya kalkmayın. Artık kendimizi süsleyip hazırlanmaya başlamamız gerekiyor. Daha doğrusu kendimizi değil de Buffalo'muzu süsleyip hazırlamamız gerekiyor. Bunun için 8 adet altın ve 2 adet kalas kullanarak Grooming Station Kit yapıyoruz. Yaptıktan sonra herhangi boş bir alana koyuyoruz ve üzerine tıklayıp Buffalo'muzun buraya gelmesini sağlıyoruz. Bu sefer üzerine sağ tıkladığımız zaman Buffalo'muza kıyafetler giydirebileceğimiz bir ekran geliyor. Bu ekranda isterseniz direkt olarak bütün bir kostümü ya da kostüm parçalarını Buffalo'nuza giydirebilirsiniz. Herkeste aynı kostüm parçaları mı var bilmiyorum ama yüksek ihtimal öyledir. Ve evet dostlar, bu kıyafetler etkinlik süresi boyunca geçerli. Hazırladığımız Buffalo'muzu yaptığımız bu 4 tane standdan birine yerleştiriyoruz. Hakem kabinine tıklayıp hakemi çağırıyoruz ve gösteri başlıyor. Hakem abimiz diğer boş alanları doldurmak için pigmenler ve mermleri çağırıyor. Onlar da tabii ki kendi Buffalo'ları ile buraya geliyorlar ve hep beraber yarışmaya katılmış oluyorsunuz. Hakemimiz Buffalo görünümleri hakkında konuşma yapıyor ve aslında nasıl bir görünüm istediğini söylüyor. Daha sonra bizden tarif ettiği görünüme en uygun Buffalo'yu seçmemizi istiyor ve hayır, illa kendi Buffalo'nuzu seçmenize gerek yok. En nihayetinde hakem kazanan 3 kişiyi açıklıyor ve ödülleri dağıtıyor. Eğer Buffalo'nuz kazanmadıysa üzülmeyin. Hatta seçtiğiniz başka bir Buffalo bile kazanmadıysa yine üzülmeyin. Çünkü birkaç parça da olsa katılım ödülü kazanacaksınız. Merak etmeyin. Verdiği kırmızı keseler daha sonra kullanacağımız şanslı altın külçeleri içeriyor. Ama şimdilik bizlere fırlattığı hurdalar ile yetineceğiz. Aslında bunlar daha önemli. Bu hurda diye bahsettiğim aslında önemli olan parçaların 3 çeşidi var. Formal, Festive ve Fearsome. Tabii ki bunlar normalde bir işe yaramıyor. Ama 1 adet arı iğnesi, 1 adet altın ve 2 adet örümcek aile Sewing Machine Kit yaparsak bunları kostüme dönüştürebiliyoruz. Sewing Machine Kit yaptıktan sonra istediğimiz bir yere koyuyoruz ve üzerine tıklıyoruz. Daha sonra içerisine 3 adet parça koyduğumuz zaman bunları bir kostüme dönüştürecek. Modeli oluşturduktan sonra sağ tıklayıp bunu öğreniyoruz ve Grooming Station'a eklenmiş oluyor. Daha sonra Grooming Station'a gidip buradan Buffalo'muza yaptığımız kostümü giydirebiliyoruz. Şimdi sıra bütün kostümleri toplamaya geldi. 2 tane Formal Pattern Scrap ve 1 tane Festive Scrap ile Dolled Up kostümünü yapabiliyoruz. 2 tane Fearsome Scrap ve 1 tane Formal Pattern Scrap ile Warrior kostümünü yapabiliyoruz. 1 tane Festive Scrap ve 2 tane Fearsome Scrap kullanırsak bizlere havalı görünen Frostbiting kostümünü veriyor. Ayrıca bir de robot kostümü mevcut. 3 tane Fearsome Scrap ile yapabiliyoruz. Bir sonraki kostüm ise Lucky Beast kostümü. 2 tane Festive Scrap ve 1 tane Fearsome Scrap ile yapabiliyoruz.
3 tane formal scrap kullanırsanız formal kostümünü elde edebiliyorsunuz. Ve yine basit bir kostüm olarak 3 tane festive scrap kullanırsanız festive kostümünü yapabiliyorsunuz. Ama eğer 2 tane festive scrap ve 1 tane formal scrap kullanırsanız flowery kostümünü yapmış oluyorsunuz. Ve son olarak Victorian kostümü. 1 adet fearsome scrap, 1 adet festive scrap ve 1 adet formal scrap kullanarak yapabiliyoruz. Ayrıca yaptığımız her bir kostümde sizlere o kostümün oyuncağı veriliyor. Bunları oyunda 2 kişiye verebilirsiniz. Bunlardan birincisi Domuz Kral'dır. Her bir oyuncak için 3 altın verir. Ama asıl amacına gelecek olursak, bu oyuncakları incelemesi için hakeme verirsek, onun bu yarışmayı neye göre yargıladığını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu yola da kazanmamız için daha yüksek bir şansımız oluyor. Ya da sadece hakemi iyi dinleyin ve onun söylediği şeyleri en uygun olan Buffalo'yu seçin. İlla sizin Buffalo'nuz olmasına gerek yok. Unutmayın. Eğer seçtiğiniz Buffalo kazandıysa içerisinde rastgele sayıda Lucky Gold Nugget bulunan bir paket alıyorsunuz. Ayrıca hakemimiz günün geç saatlerinde ortaya çıkmıyor. Yani bu yarışmayı erken saatlerde yapmanız gerekiyor. Bu da sanırım her gün en az bir tane yapabileceğiniz anlamına geliyor. Peki ya bu Lucky Gold Nugget'lar ne işe yarıyor diye soruyorsanız, bunları da kullanarak kostüm üretmek için gerekli olan parçaları yapabiliyoruz. Ya da 8 Lucky Gold Nugget karşılığında Buffalo heykeli yapmak için tarif alabiliyoruz. Ayrıca yine bunları kullanarak havai fişek yapabiliyoruz. Evet dostlar, bildiğiniz havai fişek. Bunları yere bırakıp meşaleyle yakabilirsiniz. Böylelikle etkinliği kutlayabilirsiniz. Kırmızı fener yapabilirsiniz. Bu aslında tamamen oyundaki normal fener gibi çalışıyor. Elimizde taşıyabiliyoruz ya da istersek yere bırakabiliyoruz. Bir de floating lantern yapabiliyoruz. Bu da bir çeşit fener ama elimizde taşıyamıyoruz. Evinizin çevresini bu fener ile süsleyebilirsiniz. Küçük bir not, bu fenerler sonsuza kadar yanmaya devam etmiyor. Ayrıca dans hareketlerinizi değiştiren 3 adet şapka mevcut. Bunları yapıp etkinliği kutlamaya devam edebilirsiniz. Ve son olarak birkaç not eklemek istiyorum. Buffalo'nun üzerine binmiş haldeyken malzeme toplayabiliyoruz. Ayrıca mağaralara indiğimiz zaman Buffalo'muz bizi takip ediyor. Bunlar normalde olmayan şeylerdi. Etkinliğe mi özel yoksa artık böyle mi olacak orasını bilmiyorum. Ama şimdilik keyfini çıkarabiliriz. Evet, işte bu kadardı millet. Buffalo yılı etkinliği hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Anlatmayı unuttuğum bir şey varsa şimdiden kusura bakmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.